Evet, merhaba. Merhaba. Müdavim misin? Olmaya çalışıyorum. Mesela? Daha çok hala İstanbul galiba ama burada da böyle kendi mahallemdeki pub'a, hani yürüme mesafesinde veya bir otobüsle gidecek yerde beraber arkadaşlarla, hani müdavim çemberiyle bir araya geleceğimiz yerler. Akın Bey, çok teşekkürler. Rica. Allah razı olsun. Fava. Evet. Harika Amazon. Fava. Çok güzel bir metin yazdın hocam. Efendim, sağ olun. Bunu çeşitli şekillerde değerlendireceğiz. Diyorsun ki müdavimlikte rutin esastır. Öyle değil mi ama? Kesinlikle. Zaten odur ya. Müdavim zaten hocam. Devamdan geliyor. Seçilen mekanı düzenli aralıklarla ziyaret edeceksiniz ki mekanda yüzünüzü benimsemeye başlasın. Çünkü bir mekana gidince hani çalışanların da çalışmaya devam ettiğini farz ediyor. Çünkü bir sürü insan gidiyor ya. Daha sonra bir sürü insan geçip gidiyor diyelim. Bir kere önce yüz loguna, yüz kütüğüne kaydoluyorsunuz. Bu pub için de çok geçerli. Aynen. Çünkü pub'ın da personeli 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Barın arkasında aynı insanlar vardır. Ve 3 aşağı 5 yukarı aynı muhabbet de öyle devam eder. Pub'da bir fark vardır. Her gün gelip bara takılan, barda mesai yapan belli bir yaş grubu üstü vardır. Onlarınki birazcık rahatsız müdavimlik diyeceğimiz. Ultras onlar. Ama ultras karşıyı tüketen bir ultra. Evet, yani onlar, çalışanı tüketen bir ultra. Onlar ultras. Ama onlar yok zaten. Hayır, evet. Öyle yani orada böyle. Orada bunlar gelirler, bir de kitlerler. Hele ikinci kadehten sonra, biradan sonra daha doğrusu. Bir de aksanla, kaknaksını konuşunca zaten bir şey anlamazsın ama konuşmaya devam eder. Bu arada İngilizler de çoğu zaman birbirlerini anlamazlar ve devam ederler. Okey. Şehri İstanbul'a dönelim. Yavaş yavaş içeri girdiğiniz anda, daha sipariş vermeden uzaktan göz göze gelince bir selamlaşma başlar çalışanla. İşte burada çok abartmamak lazım bu aşamalarda. Yüz teması güzel, iki tebessüm güzel, merhaba güzel. Sonra yavaş yavaş nasılsın, bugün nasıl geçti falan. Ufak çaplı sualler. Ya hava da kötü, evet beni de evi su bastı'nın ikinci sefer gittiğinde ya evi su basmıştı, ne oldu, halledebildin mi? Benim de tanıdığım bir şey var, usta var, istersen göndereyim gibi. Hayatta da faydalı olan çalışanın da artık kaydedeceği, hafızasında yüzden, merhabadan başka türlü olarak yan tarafta kullanılacağı sana dair malzemeler birikmeye başlar. Çünkü sen artık içeri girince bir çantayla girmeye başlarsın çalışanın gözünde. O senin işindir, onun herhangi bir işine yaptığın bir pastır, akıl vermedir, hatta sadece sual etmedir. Böyle müdavim olmak için acele edenler vardır. Müdavimlik aceleye getirilebilecek bir şey demek, değil. Sabır. Yani bir anda müdavim olmaya çalışıyor. Öyle değil işte. Öyle senin şey yazında o çok güzel ayrılıyor. Zaten çok kendiliğinden gelişen, çok doğal bir olay ve müdavimlik. Ve aslında bir mutabakat, evet, istiyor. Bunda çalışan var, mekan sahibi var, müdavim adayı var ve hatta oraya gelip diğer müdavimler var. Bu acele alanı da sabote ediyor. Çünkü sen müdavimlik demlerken öte yanda başkası da demlemeye çalışıyor. Tabii. Senin bu acılığın, hararetin etrafı da kaynatmaya başlıyor. Onu ürkütüyor ama zaten bunun sonu gıcık olmaya, eyvah yine gel diye, kafa ütülemeye, en sonunda mekancının ortaya çıkıp, barmanın diyeceğimiz, hafiften kalbini kırmaya müdahale edeyim ama onların genelde çok kalbi de kırılmaz herhalde, değil mi? Evet evet, bu kalp yani, evet, empati yoksun olduğu. Ay güzel herhalde. Güzel. Şimdi bu arada tabii olayı meyhane diye düşünmeyin. Yani bunun berberi var, kafesi var, restoranı var, pub'ı var, barı var. Şu anda kameranın arkasında bütün bu çekimleri yapan, genelde İstanbul Asfer'de gördüğünüz şeyleri çeken Ali Cihan Yılmaz beyefendi mesela. Kendisi yıllarca kemancının barmeniydi. Berberin müdavimiydi diyeceksin zannettim. Hayır, kemancının barmeniydi. Eyvallah. Ve hani ilk müdavimliğimizin belki de oluşmuş olduğu kemancıda, o da müdavimliği gördü, yaşadı, yaşattı. Yani orası çok acayip. İşte zaten bizim şu anda konuşuyor ola geldiklerimizin testi. Çünkü işin hakikaten mutabakat alanı dedik ya, orada çalışan kısmı, 1950'lerin öncesi meyhaneleri gibi barbalar veya mekan sahipleri, Yakup gibi, ne bileyim Cavit gibi, Refik gibi sürekli orada olan insanlar olsalar bile artık mekanlar kalabalık ve sadece mahallenin müdavimlerini almıyor içine. Evet. Şehrin müdavimlerini aldığı için hatırlayamıyor olabilirler. Eskiden öyle değildi tabii. Şimdi yine de iyi müdavimi hatırlarlar.
E tabi. Müdavimlikle geldiğim bir nokta ile ilgili bir hikayem var mı? Benim şu anda aklıma geldi, anlatacağım, sen anlat. Şimdi birkaç hikaye var. Abi şöyle bir yerde müdavim olmuşum ve şu olurdu diyeceğim bir şey var mı? Yani en önemlisi herhalde şey yine de bu her zamanki hikayesi. Yani mesela gelip sana şeyi söylemesi. Abi balık iyi. Ha, bu tabii. Bir de şey var. Ama şey mesela iyi istavrit var mesela. Balık iyi. Senin aklında bir şey var galiba, tutamıyorsun. Hayır, hayır. Sal gelsin. Aklıma şey geldi de. Balık iyiden daha iyisi vardır Türkiye'de. Burada hiç karşılaşmadım. Abi ben onu vermiyorum. Senin meze alışkanlıklarını, içki alışkanlıklarını, servis alışkanlıklarıyla ilgili bilgisi oluşmaya başlaması demek. Dolayısıyla sen geldiğin anda mesela kavun peynir gelir ya, sana gelmez mesela. Tabii. Hafiften demlenmeye başladı ya, müdahil oluyorsun artık. Orada işte Ahmetçim, yavrum, Selim, o toplara hemen girmeyeceksin. Dikkat et yavrum, Selimcim. Bak bu hani evet, şeyle evet, de evet. O bir 50-60 üstü cümleleridir. Daha 25 yaşında Selim. Şimdi ben sana geldiğim en acayip yeri söyleyeceğim. İnşallah izliyordur. Porte diye bir Cihangir'de lokanta vardı. Orada Porte. Porte. Esnaf lokantası değil mi? Hayır canım, bir restoran pizza yapardı. Hah, tamam. Çok güzel pizzası vardı. İtalyan, sahibi de Apo'ydu. Orada İlker Şef vardı. Ben telefon ediyordum eve sipariş vermek için ve şöyle diyordum İlker Şef'e. 3 kişiyiz, kırmızı şarap içiyoruz, çok açız. Bu kadar. Beyaz şarap içiyoruz, çok aç değiliz, 5 kişiyiz. Yani bu kadar abi sipariş. Neler yediğimize inanamam. Menüde olmayan şeyler geliyordu abi. Asıl üst seviye vardı. Menüye müdahale edersin. Çünkü bütün aktörleri saydık. Bir aktörü saymadık. O da meyhanenin aşçısı. Doğru. Şef denir ama meyhanenin aşçısıdır. Tabii. Bir seviyeden sonra şu başlar ya. Şey alanda ama. Kalabalık alanda asla değil. Bu arada çeşitli yorum, kritik ve eleştiriler onlar da müdahalenin derecesidir. Bunları artık yapabilirsin. Ama bunu da kamusal alanda yapmazsın. Bir de en önemli müdahalenin şeylerinden biri. Bir türlü bir mezen gelmemiştir. Ama iç taraf kalabalıktı, bir aksama olmuştur. Bir şekilde denge bozulur. Selimcim, ne oldu benim cacık? Onu yapmaz. Yapmazsın. Sen zaten artık neredeyse dükkanın ortağı gibi bir şeysin zaten. E tabi. Orada... Yani müdavimliğin bir derecesinde artık neredeyse dükkanı da care ediyorsun yani. Hani... O, ama mesela bir demir başlık değildir. Değil. Ama şeydir, iyidir. Bu arada tabi Çiçek var. İşte geçenlerde bir anekdotunu anlattım. Şimdi burada onu bir daha anlatmayayım. Arif abi, Çiçek Arif. Yeni kaybettik. Buradan... Arif abiye kaldıralım. Arif Keskiner, Çiçek Arif diye bilinirdi. Çiçek Bar'ın sahibiydi, yıllarca işletti. Ne güzel biliniyormuş ama. Niye olduğunu biliyorsun. Yok. Her sorduklarında Çiçek, nasılsın Arif? Çiçek gibi dediği için. Oo. Azmi abiyle Arif abi, Azmi abi de kaybettik. İkisi Çiçek Bar'ın sahipleriydi. Çiçek Bar'ın hiçbir yerde tabelesi falan da yoktu. Sinema Sevenler Derneği yazardı. Ve bir dönem tanıdığınız bütün ünlü isimlerin her gün oradaydılar. Ve öyle bir müdavim kültürü vardı ki içeride. Yani müdavim dediğimiz insanlar da Tarık Akan, işte Kemal Sunal, İsmet Ay, Turgut Boralı, Mustafa Alabora, Aydemir Akbaş, Bülent Kayabaş, saymakla bir Zeki Ökten, Rut Kayaziz. Bu tip mekanda herhalde %60-70'i müdavimden oluşan meyhaneler. Yani neredeyse. Zaten Sinema Severler Derneği yazıyor. Bilen gidiyor zaten. Öyle, ben çok dışarıdan insan geldiğinde görmedim. Ve herkesin yeri vardı. Öyle bir müdavimlik. Şimdi bak, bunu kimse kimsenin yerine oturmaz mesela. Şimdi bunu konuşmayı unuttuk. Evet. Yavaş yavaş zamanla bu da yine bir mutabakat zincirinin parçasıdır. Senin artık yerin. Abi senin yerini tuttuk. Veya abi yerin boş. Her zamanki yer mi? Evet. Her zamanki yer zamanla zaten buharlaşır. Sormaz artık. Tabii. Az önceki şeye geliyordum. Aşçıyla olan muhabbet. Aşçıyla bir muhabbet başlar. Hatta mutfağa bir kaçamak. Şu patlıcanın üstüne de hani Beyoğlu'nda bir yer yapıyor. Hakikaten çok güzel yapıyor ve benim annem yapardı veya. Şöyle bir saymışsal bir şey de yapsan, bir döksen. Bak iyi dedin ya, Allah Allah. Ama ben dengeyi bozdum, sana yapayım. Sonra ne olur? Sen onu istedikten sonra o sana özel gelir. Bakar mısınız şuraya hemen? Neye bakayım? Martının üstündeki ışığa bakın, fotoğraf çekin. Ferhat. Fotoğrafa bak abi. Abi acayip bir poz. Martının üstüne bak. İstanbul'a esverin. Ulan nasıl yakaladın? Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bugün yediğimiz yemeklerin bazıları müdavim tarifleridir. Bazen bir müdavim bir tarifle gelir, bir şey ister. O menüye girer. Anonimleşir sonra. Menüye girmekle kalmaz. Dediğin gibi anonimleşir. Ama benim dediğim müdavimlerde sen geldiğin zaman o artık sorulmaz. Gelir
Ve o masaya özeldi. Senin masanda olur sadece. Ve seni bilirler. Yani ben birkaç meyhaneden biliyorum. Oturduğum zaman karşımdaki müdavim oturduğu anda geliyordu. Ben genelde tariflere uyuyorum. Esnaf lokantaları da bu anlamda mesela çok müdavimlik yerlerdir. 3 aşağı 5 yukarı aynı esnaf gider. Aynen. Evet, zaten olay müdavimlik üstüne kuruldu. Doğru. Bunun mesela Lades, Beyoğlu'ndaki Lades, bütün eski Yeşilçam orada olduğu için bütün Yeşilçam Lades'e yemeğe gider. Tabii mesela orada şeyli olur. Ya Selim abi geldi, sarımsaklı aman. Aman falan tabii. Onun bir de garsonları olur. Geçen biliyorsun burada İstanbullu garsonlara selam durmuştuk. Ya işte bu yaptığımız bütün bu muhabbetin içerisinde müdavim üzerinden kuruyoruz ama müdavim bir kerterizin sonucudur müdavim. Tabii. Oradaki önemli aktörlerden biri de garsonlardır. Garson. Ve İstanbul'da senin sürekli altını çizdiğin üzere İstanbul bu geleneğin dünyada yaşayan en önemli limanlarından biri. Kesin. Değil. Mutlaka İzmir'de, Ankara'da da çok iyi ya da Antep'te, Diyarbakır'da, Adana'da ismini sayamayacağımız bir sürü şeyde çok iyi garsonlar vardır ama gerçekten İstanbul'da bir garson geleneği var. Yani bu sadece meyhanede de değil yani esnaf lokantasında, kafede, işte barda bir sürü yerde bir çok ciddi bir garson geleneği var. Mesela o Çiçek Bar'daki garsonların hepsi birer figürdü yani. Bir meyhanenin garsonları o meyhane dağıldıktan sonra kendi meyhanelerini kurmaları ve aynı şekilde mesleğe devam etmeleri. Tabii garsonların içinden çok mekancı çıktı aynı zamanda. Ama garsonluk yapmaya da devam ediyor. Mekanın ortaklarından biri oldu. Aynen. Bir de müdavim yapmaz denecek bazı hareketler mesela. Bir kere mekanın parçası olduğu için özgül ağırlığı vardır mekanda. Yüksek sesle konuşmaz. Kimseye ismiyle bağırarak, çağırarak mekan özellikle hareket halindeyken müdahale etmez. Sarhoş olması için çok özel bir olay olması lazım. Çünkü niye? Müdavim bir mekana eğlenmekten çok rutin olarak düzenli gider. Dolayısıyla belli bir miktar içer, sonra orada ayrılır. Hadi müdavim adayısın diyelim, mekanda müdavim var. Şey de anlarsın zaten. Oturuş şeklinden, masasında insan olsun olmasın, onlarla temas. Bağırarak konuşmaz, şarkı söylemez ama çok keyiflenirse mırıldanır. Kendi masası net duyar, bir de birkaç masa duyar. Ama asla bütün mekanın duyacağı bir şeye girmez. Bir de en önemli hamlelerden biri dans hikayesi biliyorsun. Müdavim adayı olmaya çalışan eleman ilk önce kafayı bulunca müdavim, büyük müdavime saldırır. Ve genelde bu İzmir Efe havalarıdır. Açar kollarını sanki biliyormuş havalarında. Şey yaparken böyle beceremez tabii. Ayaklar mayaklar karışır birbirine. Durumu kurtarmak için müdavime dalar. Onu kaldıralım beraber dans edelim. Şöyle 2-3 hamleyle kaykılır. Kolundan tutan adayı daha çalışanlar müdahale etmeden bir tutar 55 kilo adam bile 400 kilo olur. Yerinden oynamaz. Sadece kıçını yerleştirdiği nokta ayaklarını aldığı hamleyle yapışık. Hayatta kaldıramaz. Galiba bunun bir de bir yaş skalası var. Yani hepimiz bir yerlerin müdavimi oluyoruz ama hani o müdavimlik şeyi var ya, rütbeleri var. Yani o bir seviye. Yani evet, tabii sen çok meyhanenin üstünden gittin. Evet yani doğru. Ben doğru. Burada biraz onu esnaf lokantasıyla, barla, berberle açmaya çalışsın. Berberin de müdavimi olursun ya. Zaten berber demek müdavimlik demektir yani. Bir berber seçeceğiz. Kusura bakma. Bence uzatmayalım. Kusura bakma. Berberden konuştum. Sen de hatırlarsın mutlaka. Evet doğru. Mutlaka gitmiş değil mi? Vardır yani. Tabii hatta benim şey düzenli berberim vardı. Yıllarca bana şey dedi. Abi sende ne saç vardı? Ya. Artık yolda rastlamaya başladık tabii. Memo Barbers var şu anda Londra'da. 25 yıllık berberim. Memo senden gelmiyor herhalde. Yok Mehmet ya. Mehmet Yücedağ kendisi. Heyle. Esas Tural Hüseyin Beyoğlu'nda Tural Hüseyin'e giderkenden berberim. O daha orada başlamadan önce ben 93 yılından beri gidiyordum oraya. Tamam. Yani. Ya düşün hayır buraya taşındı ben hala ona gidiyorum. Yani öyle evet, bir berberin de müdahale olunuyor tabii insanın saçı olan var olmayan var. Bilmiyorum mesela kadınlara özel bizim bilmediğimiz müdavimlikler de vardır büyük ihtimalle. Kuaförler, güzellik salonları hani orada da başka bir canım meyhanelerden şey falan konuşurken de sadece erkek müdavimden bahsetmiyoruz tabii. Evet yani ama biraz hani anlattığımız şey biraz çok erkek evet, ya, oldu koptu, yani. Hani değil mi? Yani biraz erkek koptu. Biraz evet. Tamam, yani. Evet. Bunları da mesela konuşmak lazım. Biliyorsun müdavimin hesabı farklı olur. Ama yani hesaptan azade olmaz. Bahşişten asla azade olmaz. Al-ver ilişkisi. Sonuçta bir ticaret dönüyor orada. Ne kadar büyük müdavim olsan da bir hizmet alıyor müdavimde. Ve ona hizmet veren insana. Dolayısıyla
Zaten bu tip müdavimlik hassasiyetler aslında müdavimlik derecesinin seviyelerini belirliyor. Şimdi müdavim de bu hayatta tek başına yaşayan bir insan değil tabii. Tabii. Dış ilişkiler de müdavimliğin parçasıdır. Mesela bir müdavim çok müdavim olduğu yerde her yerde o kadar bahsetmez. Gider birisi mekanı, ya ben İsmail abinin arkadaşıyım ya. Hayır, zaten çok müdavimi olan yerin de dışarıdan müşteriye de çok ihtiyacı olmaz. Hayır, ben çok müdavimi olan, artık öyle bir hayat yok yani en azından İstanbul açısından bahsediyoruz. Çünkü artık İstanbul'u bilemeyeceğim, onu siz biliyorsunuz. Senle de konuştuk ya, müdavim çemberleri var. Bir yere belki haftanın 2-3 günü gitmiyorsun, ayda bir kere gidiyorsun ama bir grubun parçasısın ve senin gitmediğin günler onlardan biri gidebiliyor. Dolayısıyla bir müdavimlik çemberleri oluşmaya başladı şehirde. Çünkü insanlar ekonomik nedenlerle, yerleşim nedenleriyle, kira, başka türlü nedenlerle artık belli bir lokalle, çünkü içkili mekanlar da bir yerlere sıkıştı artık. Kuzguncuk'ta 1960'lara kadar kaç tane meyhane varmış? Yani gidip müdavim olacağın yerler için bayağı bir yol alıyoruz. Kalabalık ortamlarda konuşurken çok fazla oranın müdavimi olduğunu, orada saygı gördüğü gibi muhabbetler olunca birileri hani dedik ya, bu müdavim olma adayı, acul eleman. O hemen topa girer, mekana zıplar. Ben şunun en büyük şeyiyim. En büyük kankasıyım. Yani Selim abinin en büyük canımdır Selim abi. Ondan sonra bu ne hesap? E oldu mu şimdi? Niye burada %50 indirim yok? Selim abi dedik falan. Ya o yüzden bunu bilir zaten müdavim. Nerede mekan hakkında iyi konuşacağını veya hiç konuşmayacağını bilir. Ağzınıza sağlık. Aman efendim. Gerçekten büyük çok zevkli. Güzel tespitlerle müdavimi çok güzel dekonstrüktive ettiniz. Yapı bozumuna uğrattınız. Güzel bir dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyhanenin müdavimi olunuz. Bravo. Müdavim tam morgül kanık. Müdavim olduğunuz oldurunuz efendim. Siz de güzel müdavim hikayelerinizi lütfen bizlerle paylaşınız. Evet.